Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir çorba tarifim var. Sütlü patates çorbası yapacağız arkadaşlar bugün sizinle. Çok güzel, çok nefis bir çorba. Değişik çorba tarifleri arıyorsanız, bebeğiniz için çorba tarifleri arıyorsanız bu çorbayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Enfes bir lezzet olduğunu söylüyorum. Denediğinizde göreceksiniz. Ve tarifime geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çorbamız için gerekli olan malzemelerimizi sayıyorum. 3-4 adet küçük patates. Bunları birazdan küp küp doğrayacağım. 1 yemek kaşığı kadar un. 1 adet soğan. 1 diş sarımsak. Hem soğanımızı kavurmak hem de üzerine sos yapmak için yarım çay bardağından az birazcık fazla zeytinyağı. Şimdi pişirmeye geçelim. Evet, 1 su bardağı süt. Evet, tenceremize şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ekledim. Ve soğanlarımızı kavuralım. Soğanlarımız kısık ateşte yavaş yavaş kavruluyor. Evet, soğanımız kavruldu. Şimdi unumuzu ilave edip unumuzu da kavuralım. Soğanla birlikte un ilk etapta yağı çekecektir ama telaşlanmayın. Biraz sonra tekrar un yağı salıverir. Karıştırmaya devam edin bu şekilde. Evet. Ununuz yağı salmazsa çok az bir yağ ilavesi yapabilirsiniz. Bu etapta sarımsaklarımızı atalım. Unumuzun kokusu çıktı gördüğünüz gibi. Kokusu çıkana kadar, yağını salana kadar kavurduk. Sarımsaklarımızı ilave edelim. Hemen patateslerimizi ekleyelim. Unu çok fazla yakmayalım. Patateslerimizi ilave ettikten sonra 1 litre kadar sıcak suyumuzu ilave edelim. Evet, çorbamızın kıvamı gördüğünüz gibi böyle. Şimdi patateslerimiz kaynayana kadar tuzumuzu da ilave edelim. Patatesleri böyle kaynayıp iyice ezilene kadar pişmeye bırakalım. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Evet, yemeğimizi patatesler haşlanana kadar, iyice ezilene kadar pişmeye bırakıyorum. Patateslerimiz pişti. Gördüğünüz gibi çorbamızın kıvamı bu. Şimdi yavaşça sütünü azar azar ilave edip şöyle karıştırarak ilave edelim ki sütümüz kesilme yapmasın. Çok az, bir 2 dakikada sütüyle beraber kaynayınca ocaktan alacağız. Evet. Çorbamızı böyle taneli de bırakabilirsiniz dilerseniz. Ama çorbanın orijinali blenderdan geçiyor. Böyle çocuklarınızın bile severek yiyeceği, hatta bebeklerinize bile yedirebileceğiniz nefis besleyici bir güzel, nefis besleyici ve çok güzel bir çorba. Kusura bakmayın, konuşurken çok takılma yaşıyorum. Zamanla buna da alışacağımı düşünüyorum.
Şimdi blenderımı çalıştırıyorum. Evet, çorbamızı blenderdan geçirdik. Görüntü açısından, lezzet açısından çorbamızı bozmaması için blenderdan sonra üzerinde oluşan köpükleri kaşıkla alalım. Çorbamız temiz ve duru bir görüntüye kavuşsun. Sonra sosunu ilave edeceğiz. Şöyle hafif hafif taneleri de var bakın içinde. Onlar da ayrı lezzet katıyor. Evet, sosuna geçelim. Evet, çorbamızın sosu için kalan zeytinyağımızı tavamıza alalım. Isınmasını bekleyelim. Evet, yağımız ısındı. Hemen altını kapatalım. Nanemizi ve kırmızı biberimizi içine bırakalım. Sosumuzu çorbamızın üzerine götürelim. Evet, çorbamız sosuyla buluşmaya hazır. Gördüğünüz gibi lezzeti nefis, kokusu mükemmel bir çorba oldu arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle üzerine gezdiriyorum. Gerçekten nefis bir çorba arkadaşlar. Akşam yemeklerinizde mutlaka masanızda bulunması gereken bir çorba. Denediğinizde siz de göreceksiniz. Lezzetine bayılacaksınız. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki tarifte yine görüşmek üzere. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videoma yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.